250 gram pide 15 liradan satılacak. Bu şartlar altında önümüzde Ramazan nasıl geçecek sizce emekli için, dar gelirli için bu Ramazan ayı? Emekli için, dar gelirli için nasıl geçeceği belli Bilge. Esas saraydakiler menülerine yeni ne katacak onu düşünmeliyiz halk olarak. Yani emekliler olarak kendimizi biliyoruz zaten. Pide alamayacağız, soğan alamayacağız, patates alamayacağız. Birileri koli göndersin diye bekleyeceğiz. Bizim halimiz belli diyor emekli. Esas saraydaki büyüğümüzün ne yiyeceğini düşünmemiz lazım. Çünkü 45 tane arabayla seçim çalışmalarına gidince akaryakıtın maliyetini düşünsen ya, uçaklarla bütün Türkiye'yi gezip dünyayı gezerken maliyetleri bir düşünmek lazım. Dolayısıyla saraydaki abiye bizim katkı sunmamız lazım. Onun için böyle haberler yapmanız hiç hoş olmuyor. Yani saraydaki abiyi üzüyorsunuz. Emeklinin derdi dert mi canım? Yeter ki soğan ekmek yesinler, reisi yedirmesinler. Bak memleket güllük gülistanlık gidiyor. 10 bin lira emekli maaşı alan sinemaya da gidiyor, tiyatroya da gidiyor. Yani siz et alamıyoruz, kuyruk var diyorsunuz. Yok, etini de alıyorlar. O kuyrukları görüntüsünü alalım mı arkadaşlarımızdan, rica edelim. O da gelsin ekranlara Cemal Bey anlatırken. Hatta, buyurunuz. Hatta şöyle diyorlar Bilge, et yeme, ekmek ye diyorlar. Ben 40 yıldır ekmek yiyorum diyen var. Sizin derdiniz Erdoğan'la diye bir de bize bağırıyorlar. Mesela ben bunu çok işliyorum. Bana diyor ki, ya Cemal Enginyurt, senin dümenin yerinde diyor. Sen 100 bin lira maaş alıyorsun diyor. Sen diyor ne konuşuyorsun diyor. Adam yani düşünebiliyor musun? Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir dediği için peygamber. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır dediği için peygamber. Ben emeklinin hakkını savunuyorum. Bu parayla nasıl geçinilir diyorum. Emekli amca ben muhalefetim, Recep Tayyip Erdoğan'a karşıyım diye bana demediğini bırakmıyor. Sadece bana değil, muhalefete demediğini bırakmıyor. Bir gün bir kahveye girdim seçim döneminde. Selamun aleyküm dedim. 70 yaşlarında sakallı bir amca. Aleyküm selam demedi, elini uzatmadı. Amca dedim, oy hayırdır, bir kinin mi var, bir düşmanlığın mı var? Bak yani inanç sahibi bir insan olarak niye bana böyle davranıyorsun? Benim dedi LPG'lilerle işim olmaz dedi. LPG'lilerle işim olmaz dedi. Amca dedim bizim araba dizel, bir yanlışın olmasın. Yani biz LPG'li kullanmıyoruz. Dalga geçme dedi. Dalga geçme, siz kendinizi biliyorsunuz. LGBT'li diyecek Bilge de onu bile diyemediği için LPG'li dedi. Düşünebiliyor musun? Adam bize resmen LGBT'li dedi. Namaza gidiyor, alnı secdeye geliyor. Ama sırf Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkıyoruz diye onun hakkını savunmamıza rağmen en ağır hakaretleri ediyorlar. Hakikaten ülke bir garip şu anda. Ben bu garipliği yaşıyorum. Görüyorum sahada. Hafta sonu Nevşehir, Kayseri civarındaydım. Cuma günü Ordu, Gavadüz ilçesinde Demokrat Parti adayımız Yasemin Şahin'e destek vermeye gideceğim. Cumartesi gün Seydişehir'de, orada Abdülkadir Çat Demokrat Parti adayına destek vermek için Konya Seydişehir'de olacağım. Yani alandayız, geziyoruz. Millet perişan ama ilginç bir şekilde de bir suskunluk var. Mesela düşünebiliyor musun şimdi? İktidar, Çalışma Bakanı dedi ki tam 5 aydır, bak seçim öncesini bırak Bilge, 5 aydır staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili, sen de yakinen takip ediyorsun. Bugün çıktı, yarın çıkıyor. Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü, görüşülmeye başlandı. Meclise geliyor, torba yasa da var ama ne dedi Vedat Işıkhan? Böyle bir şey yok, yok dedi. Emeklilikte kademe bekleyenler, bir yıldan 17 yıl kaybetmiş olan insanlar. Karda kışta inan iki tane mitinglerine katıldım. Her gün karşılaşıyorum. O çocuklarıyla beraber o gözyaşlarını gördükçe yüreğim sızlıyor. Ve nereye davet etseler gitmek için hakikaten büyük mücadele sarf ediyorum. 17 yıl kaybetmiş insanlara söz verdiler. Ne dedi Vedat Işıkhan?
Böyle bir çalışmamız yok. Şimdi müsaade ederseniz ben burada araya gireyim. Tabii bugün hatta arkadaşlarımdan rica edeyim. Sosyal medya, yani eski adıyla Twitter, yeni adıyla X. Bugünün gündemi nedir derseniz biz şöyle bir baktık biraz önce. Yönetmenim getirecek şimdi ekranlara. Birinci sırada, yani Türkiye gündeminin birinci sırasında kademe yoksa o yok hashtag'i var. Yani Türkiye gündeminde şu anda birinci sırada olan başlıktan bahsediyoruz. Bak, bu insanlar hakikaten çok mağdurlar. Bunların yaşıtları emekli oldu Bilge Hanım. Bunların aynı yaşta olanlar, hatta bunlardan küçük olanlar emekli oldu, biliyor musun? Ama sırf bunlar 8 Eylül 1999'da değil de 9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı oldular diye bu insanlar 2041 yılında, 42-43 yılında emekli olacaklar. Bu insanların hak mücadelesini söz verdiler. Vedat Işıkhan dedi ki böyle bir görüşme, böyle bir kanun teklifi, böyle bir konu gündemimizde yok. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki emeklilikte yaşa takılanlar siyasi hayatıma mal olsa da bu yasa çıkmayacak dedi. Sonra bir şekilde çıkarttı. Herhalde dediler ki efendim bunların sayısı çok, oy vermeyecekler. Çıkarttı ama Bilge o kadar rezil bir yasa çıkarttı ki normalde kanun 5000 gün üzerinden emekli olmaları hakkını onlara tanırken 3600 ve 5000 gün üzerinden kadınlar ve erkekler emekli olabilecekken 5950 güne çıkarttılar emeklilik gününü. Ne oldu bu arada? Bu insanlar emekli olacağını düşünerek bankadan kredi çektiler. Eşlerinden, dostlarından dolar, altın, borç aldılar. Düşün, dolar aldıklarında 1500 liraydı. Özür dilerim. Altın aldıklarında 1500 liraydı altın. Şu an 2000 liraya geçti. Dolar aldıklarında dolar 12-13 liraydı. Şu an dolar 32 liraya doğru gidiyor. Bu insanların hakkı teslim edilmedi. 3600 söz verdi Recep Tayyip Erdoğan. Namus sözü dedi. Şu an birinci dereceye inmiş yüz binlerce devlet memurluğu yapan insan 3600 ek göstergeden faydalanamıyor. Bağkur esnafına söz verdi. 7200 bin prim gününe düşüreceğim. 9000 prim günü çok deyip yerine getirmedi. Bunun karşılığında biz bunları dile getiriyoruz. Gündeme getiriyoruz. Ama desene aynı karşılığı görebiliyor muyuz? Maalesef gittiğimizde hala insanlar ya işte parklarda, banketlerde oturuyorlar. Selamun aleyküm diyorsun. Hangi partilisin diyor. Hangi parti? Amca partiyi ne yapacaksın? Teyze partiyi ne yapacaksın ya? Bir sinemaya gidebiliyor musun? Bir tiyatroya gidebiliyor musun? Hadi bunları geçtim, gitmiyorsun da. Bir kilo et alabiliyor musun? Alamıyorsun, kuyrukta bekliyorsun. Peynir 335 lira olmuş Bilge kilosu. 335 lira. Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında Tarım Kredi Marketi'ne girdiğinde zeytinyağının 5 kiloluk su 99 liraydı. Aynı zeytinyağı şu an 2000 lira olmuş ya. 2000 lira olmuş. Alabiliyor musun kardeşim? Alamıyorsun. Eşinle çocuklarınla bir hafta sonu kahvaltıya gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Burada bir artık bir tepki göstermek lazım. Efendim biz Erdoğan'ı seviyoruz. Kardeşim sevebilirsiniz Erdoğan'ı. Sevdiğiniz Erdoğan'ı zaten 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı yaptınız. Ve döndünüz bu ülkenin 5 yıl yönetimini daha Erdoğan'a verdiniz. Ama sevdiğiniz Erdoğan bu 9 ay içerisinde size ve bize öyle bir zulüm ediyor ki bize zaten zulüm ediyor. Bizi hiç adam yerine koymuyor. Ne diyor? Oy vermeyene hizmet vermeyeceğim diyor, değil mi bize? Yani ordu da geldi, bizim orduları açıktan tehdit etti. Eğer hizmet yoksa doğalgaz dedi. Millet alkışladı ya. Ya kimse demiyor ki arkadaş bir dakika Sayın Erdoğan sen 5 yıl önce de orduya geldiğinde doğalgaz sözü verdin. 19 ilçenin 6'sında doğalgaz var, 13'ünde yok. AKP 5 yıldır şehri yönetiyor. Sen de 5 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Niye 5 yıldır doğalgaz getirmedin de şimdi bizi tehdit ediyorsun demedi, biliyor musun? Alkışladı insanlar. Üzülüyorum ya. Alkışlayanların çoğu vallahi evine et götüremiyor. Billahi et götüremiyor evine ya. Neyi alkışladın arkadaş? Fındık. Bizim orada doğrudan gelir desteği 170 liradır 11 yıl önce. 11 yıl önce mazot 2 liraydı Bilge. Doğrudan gelir desteği 170 liraydı. Şu an mazot 45 lira, doğrudan gelir desteği hala 170 liraya, hala 170 liraya, düşünsene ya. Bunu anlatıyorsun, anlamıyorum. Veya şimdi düşün, emekli ikramiyesini 3000'e çıkarttı. Ya kardeşim hangi emekli ikramiyesi? 2 yıl önce 1000 lirayken emekli ikramiyesi 24 kilo et alıyorlardı Bilge, 24 kilo. Şu an 6 kilo et alabiliyorlar 3000 lira ikramiyeyle ya. 6 lira et alabiliyorlar. 6 kilo et alabiliyorsun. Arkadaş neyi alkışlıyorsun ya? Bu mitinglere gidip
Neyi bağırıyorsun ya? Bir ders verelim Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'ı bir uyaralım. Diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan olmuyor. Artık sen söz verdin. Enflasyon 2023'te tek haneli rakama inecek dedin. Sen 2023'te milli gelir 25 bin dolar olacak dedin. Sen 2023'te faizler tek haneli rakama tekrar düşecek dedin. Faizler %65 oldu. Enflasyon %120'yi geçti. Yani hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Sadece Mayıs ayında 18 lira olan mazot 45 lira, 18 lira olan dolar 32 lira oldu. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan'a bir ders vermesi gereken emekliler, kademe bekleyenler, staj şıraplık mağdurları. Ya terörle mücadelede gazi sayılmayan insanlar var ya. Meclisin kapısında ağlıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar ya. Vatan için kurşun yemişler, vatan için el bombasıyla yaralanmışlar, şarapnel parçası yemişler. Bu insanlar gazi sayılıp öldüklerinde ay yıldızlı bayrağa sarılmak istiyorlar. MHP'nin dahi kanun teklifi var. Bizim de kanun teklifimiz var. Kabul etmeyen bir iktidar var. Bu iktidara bir ders vermek lazım ya. Ehliyet affı bekleyen, can kaybına sebep olmamış ama emeğini, işini kaybetmiş milyonlarca insan var. Bir ehliyet affı bekliyor ya. Yani bu memlekette İliç'teki haysiyetsiz kanlı katillere ÇED raporunu, mahkeme kararını beklemeksizin uygulatıp 9 insanımızın hayatına sebep oluyorsunuz. Bu memlekette zenginlerin, madencilerin vergi borçlarını affediyorsunuz. Ama ehliyet affı bekleyen gariban çocuklara, gençlere, insanlara, emeğinin karşılığını orada şoförlük yaparak geçinmeye çalışanlara bir affı çok görüyorsunuz ya. Evet. Yani ülke öylesine büyük sorunlar yumağında ki, şimdi bu sorunlar yumağı varken yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlere giderken hangi partiye oy verdikleri önemli değil. Ama bütün mesele şu, bu Cumhur İttifakı'nı %25'in altına düşürmek zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan'ı %25'in altına düşürmek zorundayız. Bak ben İstanbul'dan, Büyükşehir'den aday olmayı düşünüyordum. Çünkü ben biliyorum ki bana karşı insanların büyük bir sevgisi var, desteği var. Ama düşündük, dedik ki biz aday olsak kazanacak oyu alabilir miyiz? Alamayız. Ama kaybettirmeye sebep olabiliriz. Kaybettirdiğimiz gün muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de seçilmiş bir milletvekiliyiz. Bunun vicdani azabı ömür boyu bizi rahatsız eder deyip aday olmadık. Demokrat Parti olarak İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleme kararı aldık. İlçelerde aday çıkarttık ama Büyükşehir'de Recep Tayyip Erdoğan'ın rüyalarını kabusa çevirmek için gayret gösterip mücadele edip en azından İstanbul'daki rant projesini engellemek için biz fedakarlık yaptık. E milletimiz de artık bir düşünsün ya Bilge. Yeter artık. Yani hep işte Cemal Engin Yurt konuşuyor. Beni sokakta görüyorlar. Çok